Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü bir bu modelimiz gördüğünüz bu sarı ve somanı rengi iplerden oluşuyor arkadaşlar. Modelimizde bu şekilde somon renkli olanı bir tane sizler için çıkardım model olarak arkadaşlar Sizde de bir tane sarı renk yapacağız Evet Modelimiz bu şekilde Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Bu şekilde ikişer zincirli Tığ battılarımızı hazırlıyoruz Arasına 3 tane bu kirpikli Ara suyundan koydum arkadaşlar Bu şekilde arasına da bir tane sık iğneli kirpikleri var arasında bunu yaparak başlayacağız sonra arasına tekrar 3 tane bu yaptığımız sudan koyacağız sık iğne ile girdik arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum bir defa doluyorum hemen yandaki tığ battımın içine girdim 2 iki alarak buraya bir trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum 2 defa doluyorum trabzan arama girip 2 2 2 alarak buraya trabzan üzerine bir trabzan yaptım. 5 zincir 5 zincirimi bu yaptığım trabzanımın üstüne arkadaşlar bu şekilde bir tane kirpiklerim için yuva yapıyorum. Yani şu kirpikleri yapacağım yeşil yuvayı oluşturdum. 3 tane arkadaşlar buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 de yapabiliriz arkadaşlar. Ne kadar alırsa. Bir tane de buraya yapıyorum. Bu şekilde trabzan arama girdim. 5. sık iğnemi de. Tekrar iki zincir çekip yandaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde. Kirpiklerimizin yuvasının yapılışı bu şekilde arkadaşlar. 2 zincir çekip tekrar şu sağ taraftaki 3 tane ara suyunu bu tarafına da yapacağız. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 2-2 i̇ki, iki alıyorum. 2-3-4 i̇ki, zincir. Kapattım. Bunlar boş kirpik arkadaşlar. Ara suyumuzun üzerine. Bu şekilde. 2 zincir. Bir defa doluyorum. Tığ battıya 2-2 i̇ki, iki alarak trafzan yapıyorum. Dört zincirini hemen arasına kapatıp buraya bir kirpik oluşturdum. İki zincir yandaki tığ battıma girdim. İki zincir bir defa doladım. Hemen iki iki alarak bir trabzan yaptım. Üçüncü ve sonuncu ara suyumuz arkadaşlar. İki zincir çekiyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Evet. Ara misafemiz bu kadar arkadaşlar. Bunu isterseniz siz iki tane de yapıp daha bir yakın bile olabilir. 3 koydum diye arkadaşlar üç koydum. Bayağı mesafesi açık bile oldu bu şekilde. Şimdi yuvamızın yapılışına geçelim. Buraya 5 tane ikişer zincir çekerek tığ battı hazırlıyorum. Yuvam için 2 zincir. 3. tığ battım dördüncü tığ battım beşinci tığ battım beş tane tığ battıyı buraya hazırladık arkadaşlar şimdi sıra on tane zincir çekiyoruz on zincirimi çektim dönüyorum iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine girdim buraya bir yuva yaptık arkadaşlar bir zincir döndüm bu yuvamla Görüyorsunuz ara suyumun arasında iki tane tığ battım ben. Hemen sık iğne ile girdim. Yuvama 7 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane buraya sık iğnemi yaptım. 7 zincirden yuva yapacağız. Kapatıyorum buraya. Bu şekilde arkadaşlar buraya yuvamı hazırladım. Yine bu tarafa da arkadaşlar 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bir tane de arkadaşlar buradaki tığ battığımızın içine girip sık iğne ile kapattım. Bu şekilde arkadaşlar buraya bu bonbon şekerimiz için yuva yapmış olduk. Şimdi tekrar iki tane arkadaşlar bu tarafta iki tane sık iğnemiz tığ battığımız vardı. İki tane de hemen sol tarafına bu şekilde arkadaşlar tığ battı yapıyorum. İki zincir yandaki tığ battıya sık iğne ile tutturdum. İki tığ battı yaptık. İki zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Buraya iki, iki alarak trabzan yaptım. Dört zincir kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. 2 zincir hemen yandakine sık iğne ile giriyorum. Şu aradaki üç tane arkadaşlar ara suyunu yapıp sonra bu kirpikli sık iğnemizin ara suyunu yapmaya geliyor sıra. Bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane daha yapıp 3'ü tamamlayalım. 2 buradaki diğer bir örneğime resmini çekmediğim için kalmış arkadaşlar. 4 zincir kapattım. 4 zincirimi kirpik olarak 2 zincir sık iğne ile kapattım. Bu şekilde bir tane daha yapalım. 2 2 olarak aldım. 4 zincir 4 zincirimi hemen trabzanımın arasına kapatıp kirpik yapıyorum. Bu şekilde tekrar arkadaşlar. Şimdi bir tane de arkadaşlar şu arası önü tekrar gösterelim ikiye kavrayamayan veyahut da görüntünün güzel çıkmadığı yer olmuştur. İki zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. İki, iki alarak buraya trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Şimdi trabzanın üzerine trabzan yapacağız. Üç zincirimin üzerine iki defa doladım. Trabzan arama girip iki, iki, iki alarak üç seferde trabzanın üzerine bu şekilde bir trabzan yaptım. Beş zincir. 5 zincirimi trabzanımın arasına yuva olarak buraya 5 tane kirpik yapacağız bu yuvanın içine. Geriye kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Bu şekilde 4 tane sık iğneyi buraya yaptım. Bir tane de yeşil yuvama yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya da 1 2 zincir çünkü iki zincir ile başlamıştık. Hemen yandaki tığ battıma girip kapattım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Kirpikli trabzanımızın yuvasının yapımı da. Bir defa tığımın başını doluyorum. 2, 2 olarak aldım. 1, 2 2, 3 4 zincir. Bu şekilde kirpik olarak kapattım. Yine iki zincir. Hemen yandaki bu diye kapatıp 3 tane de bu şekilde ara suyu vereceğiz arkadaşlar. Sonra gülümüzün yapımına başlayacağız. Evet arkadaşlar, buradaki yapmış olduğumuz yuvamızın içine sık iğne ile giriyorum. İpimi buraya tutturdum arkadaşlar. Şimdi buraya bonbon şekerlerimizi yapacağız. 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3 zincir. 2 defa tığımın başına doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 2 alarak 3 seferde buraya bir trabzan yapıyorum. Üzerine iki tane zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine 2 zincir. Bir defa doluyorum. Buradaki yaptığım trabzan arama girdim. ilmek aldım. Tığımın başını doluyorum. 2 3 4 5 Bu şekilde topluyorum arkadaşlar. 6 7. Bir tane de bu yeşil yuvanın içine giriyorum. 8. arkadaşlar. Ve hepsini bir şekilde bu şekilde toplayıp kapatıyorum. Evet. Daha önce bu bonbon şekerlerden göstermiştik arkadaşlar. Gayet yapımlı. Çok kolay ve güzel. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi şöyle tersinden dönüp bu çektiğim 3 zincirli yuvanın kenarının yuvanın içine sık iğne ile giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincirimin hemen içine de arkadaşlar sık iğne ile giriyorum. 2 3 4 5 6 6 tane buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yeşil yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bonbon şekerimizin yapılışı. Benim bu 8 zincirli yuvaya arkadaşlar 4 tane bonbon şekeri sığıyor. Burada olduğu gibi. Siz 10 zincir çekip 5 tane de yapabilirsiniz. Ama şu yeşil yuva baya, gayet bayağı bir büyük olur 10 zincirle. Yine de sizin tercih size ait arkadaşlar. 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım yeşil yuvamın içine giriyorum. 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu iki zincir de aslında arkadaşlar bu aldığım ilmeklerin boyutunu da belirliyor. Yani büyüklüğünü. Bir defa doladım iki zincirimin üzerine. Trabzan arama girdim. 2 3 4 5 7 8. idi arkadaşlar tığımın başını dolayıp buradaki yeşil yuvanın içine de bir tane giriyorum ve hepsini bir bu şekilde 8 tane ilmeğimi çektiriyorum. Burada kapattım bu şekilde. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Döndüm. Bu 5 zincirli yuvamın içine arkadaşlar kapat. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Buradaki yuvamın içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 5 zincirin içine 6 tane sık iğne alıyor arkadaşlar. Tekrar 4 zincir. 4 zincirimi aynı şekilde buraya kapat bu şekilde arkadaşlar dört tane buraya bu bonbon şekerlerinden yapıyoruz diğer ikisini de ben yapayım aynı işlem arkadaşlar fazla internet fazla vaktiniz gitmesin Evet arkadaşlar dördüncüyü de bu şekilde tamamladım sizler için ve dört tane de zincir çekiyorum başlarken 3 zincirle bitirirken arkadaşlar 4 zincirle böyle gerdirmemesi için rahat bir şekilde kapatıyoruz sık iğne ile 4 zincirimi buraya bu şekilde kapattım. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oluyor sarı renkle de. Bu şekilde mavi, e, somon rengimizle de arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel renk uyumu olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şuradaki ip elimizdeyken kirpiğimizi de şöyle ipimizi tığımızı tutturduk. Buradaki 5 zincirli yeşil yuvanın içine de giriyorum. İpimi buraya sık iğne ile tutturdum. 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi yeşil yuvaya kapatıp kirpik yapıyorum. Bu birinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Bu da ikinci kirpiğim. 5 zincir. 3. kirpiğim. 5 zincir. 4. kirpiğim. 5 zincir. Bu da 5. kirpiğim. Bir tane yine dibine koparmadan önce her zamanki gibi arkadaşlar zincirini çekip ipimi koparıyorum. Hemen iplerimi arkada çekip arkadaşlar güzelce yakıyorum. Bu şekilde bu kirpik sarı bu kirpik de somon rengi olarak. Evet iplerimi yakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekil oldu gördüğünüz gibi renklerimizin uyumu da çok güzel oldu arkadaşlar. Sarı ve somon rengiyle çok hoş bir iş yaptık. Umarım beğenirsiniz. Umarım işinize yaran bir video olmuştur arkadaşlar bu şekilde dört tane de bir oluşan bonbon şekeri yaptık arkadaşlar çok zarif çok da şık oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ne ağır bir model ne hafif bir model orta şeker bir model oldu arkadaşlar bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşça kalın arkadaşlar.